Öncelikle ksenonun elektron dizilişini belirleyerek biraz alıştırma yapalım. Bu şekilde f blok elementlerinin elektron dizilişlerini yazabilmek için bir örnekte yapmış olacağız. Daha sonra da f blok elementlerinden neodymiumun elektron dizilişini yazmaya çalışacağız. O zaman ksenondan başlayalım. Şimdi soruyu beraber çözmeden videoyu durdurup sizin de biraz düşünmenizi istiyorum. Acaba ksenonun elektron dizilişi nasıl olmalı? Periyodik tabloda önünüzdeyken yazmayı denemeye başlayalım. Yazdık mı? Tamam. Bundan sonra birlikte devam edelim. Öncelikle 1S2 yazacağız. Sonra ikinci periyoda geçiyoruz. Önce 2S2, sonra da 2P alt kabuğuna geçiyoruz. Burada kaç elektron olması gerektiğine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 2P6 olacak. Sonrasında 3S2, 3P6 ve 4S2. Evet, şimdi de D bloğuna geldik. Burada hatırlatmam gereken önemli bir nokta var. Gördüğünüz gibi aslında burada dördüncü periyottayız. Ama öncelikle 3D alt kabuğunu dolduracağız. Aslında periyot numarasından 1 çıkararak da hangi D bloğunu dolduracağımızı bulabiliriz. Yani S4-1. 3D bloğundayız. Ve doldurmak için yeniden sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 3d10. Buradan sonra tekrar dördüncü periyoda dönelim. Sırada 4p olacak. Ve bir öncekiler gibi onu doldurmak için 6 tane elektron'a ihtiyacımız var. Sonrasında da tahmin ettiğiniz gibi 5. periyoda geçiyoruz. Önce 5s2 ve sonra yine d bloğuna geliyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim gibi 5D değil 4D bloğundayız. Evet 4D 10. Ksenon'a baktığımız zaman 5P alt kabuğunu tamamıyla doldurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir sonraki adım 5P 6 olacak. Böylelikle Ksenon'un elektron dizilişini yazdık. Şimdi Neodymium'un elektron dizilişi nasıl olacak diye bir düşünelim. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim ama şimdi buradaki F bloğu neden ayrı bir yerde? Üstelik periyodik tablo dışında bir sürü element gözüküyor. Aslında bu bloklar öylesine bir sürü elementten oluşmuyor. Bu renklerin bile seçilmiş olmasının nedeni f blok elementlerinin bu gösterdiğim yere ait olması. Eğer periyodik tablo biraz daha uzun olsaydı onları tam da buraya sığdırabilirdik. Yani sağ tarafta kalan d ve p bloklarının öncesine. Aslında biz sizin için tam da bunu yaptık. Aramızda kalsın ama ben periyodik tabloya bu şekilde bakmayı seviyorum. Çok daha net oluyor. Ve periyodik tabloda bulunan eğilim daha anlaşılır gösteriyor. Şimdi burası en baştan buradan buraya çizdiğim bölgede bizim F bloğumuz. Hatta F bloğunun lutesyum ve lavrensyumu da kapladığını söylemeliyiz. Artık bunu da bildiğimize göre neodymiumun elektron dizilişini yazmayı deneyebiliriz. Şimdi size küçük bir tüyo vereceğim. Hatırlayacağınız gibi D bloğunu doldururken bulunduğumuz periyodun bir altına geri dönüyorduk. F bloğunu doldururken de 2 kabuk geri gideceğiz. Mesela burada 6F kabuğunu doldurmuyoruz. Burası 5F bile değil. Tam olarak 4F'i dolduracağız. Artık 4F'i bulduğumuza göre bir de kaç tane elektron eklememiz gerektiğine bakalım. Ya da Ksenon'dan sonra daha ne kadar elektron doldurmamız gerektiğine bakalım. Ama öncelikle burada videoyu tekrar durdurup kısa bir düşünmenizi istiyorum. Aslında beraber çözmeden önce kendi başınıza yazmayı da deneyin. Yazdık mı? O zaman şimdi beraber devam edebiliriz. Neodymium önce ksenonun elektron dizilişinin aynısını içerecek. Ksenonu içermesi demek bizi buraya kadar götürür. Ksenon, soy gazların içinde en yüksek atom numarasına sahip. Ama atom numarası yine de neodimyumdan küçük. Yani elimizde en az bir ksenon var. Zaten burada elektron dizilişini yazmıştık. Bunun üstüne sırasıyla yüksek enerjili elektronları ekleyerek devam edebiliriz. Şimdi 6. periyottayız. Öyleyse önce 6s2'yi dolduracağız. İşte tam buradaki. 6s2 ve 10'u doldurduk. Sonra sıra f kabuğuna geliyor. Ama önceden dediğimiz gibi 6f değil, periyodik numarasının 2 eksilmesi gerek. Periyot numaramızdan 2 çıkarırsak evet, yani 4 olacak. Burada sizin de daha rahat görebileceğiniz bir renk kullanalım. Bu alt kabuğa 4 elektron yerleşecek. 1 2 3 4f olacak. 6. periyottayız ama f bloğunda olduğumuz için 2 periyot geri gidip 4. kabuğa geliyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 elektron ekliyoruz. Aslında bu yazdığımız neodimyumun elektron dizilişini yazmanın kısa hali. Çünkü diğer türlü yazmak isteseydik, gidip kısenon için yazdıklarımızın hepsini alıp buraya yazmamız gerekecekti. Şimdi yaptığım gibi. Kopyalayıp yapıştırarak artık hepsini buraya alıyorum. Doğrusu burada bayağı iyi bir yer tutacak. Şimdi geriye sadece 6s2 ve 4f4 yazmak kalıyor. Aslında sizin de kesin kabul edeceğiniz gibi bir önceki gibi yazmak daha kısa, basit ve kullanışlı.